Merhabalar, ben Halil İbrahim Gülfük. Bugün sizlerle beraber BR Mağazacılık olarak Dünya Yaşasın diye sohbetlerimizin 3. serisi olan webinarımızda buluşmaktan memnuniyet duyuyorum. BR Mağazacılık olarak günümüzün gelecek nesillerin ve çevre yaşam kalitelerini önemsiyoruz ve bu kapsamda mevcuttaki gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için projeler gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz bu projelerde doğaya, insana ve ekonomiye saygılı bir şekilde yürüterek sürdürülebilir bir hale gelmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla da sürdürülebilirlik alanında yaptığımız tüm çalışmaları tek bir çatı altında toplayarak bu platformun ismini de Dünya Yaşasın diye oluşturduk ve bu platform çatısı altında gerçekleştirmiş olduğumuz birçok sürdürülebilir üretim projelerinin yanı sıra yine sosyal projelerle beraber sürdürülebilirlik hikayelerimize devam ediyoruz. Bugün işte atık toplama projemizden yine kırpık kumaş projesine, bunlar biraz döngüsellik projeleri, yine kendinden renkli pamuk projesinden yıkamada su tasarrufuna, üretim sırasındaki kaynak tüketimini daha verimli hale getirmek için gerçekleştirdiğimiz projeler. Yine kurumsal olarak yapmış olduğumuz yenilenebilir enerji yatırımlarından sürdürülebilir ofis, sürdürülebilir lojistik gibi operasyonlarımızı daha sürdürülebilir hale getirmeyi planladığımız projelere, bunların yanı sıra da yapmış olduğumuz tüm çalışmaları siz müşterilerimize, tüm paydaşlarımıza sunabilmek adına geliştirmiş olduğumuz sürdürülebilir vitrin çalışmalarımıza, tüm mağazalarımızda aslında sürdürülebilirlik hikayemizi anlatmaya çalışıyoruz. Mağazalarımız demişken, sosyal projelerimiz noktasında da her mağazamızın bir öğrenciye okutma projesiyle beraber, her mağaza bir öğrenci projesiyle beraber de aslında gelecek nesillerle beraber bu yolda yürümeye çalışıyoruz. Tabii bu kadar çok projenin yanı sıra aslında sürdürülebilirliğin iletişimle, paylaşarak da daha da güçleneceğine inanıyoruz. O yüzden de bugün aslında Dünya Yaşasın diye sohbetlerimizin 3. webinar serisi olan serimizde Sayın Begüm Yağcı ile beraberiz. Sürdürülebilir bir yaşam Instagram sayfasının kurucusu ve sahibi kendisi. Kendisini zaten birazdan daha net tanıyacağız ama ben tekstil background'unu da biliyorum. İletişimdeki ne kadar kuvvetli olduğunu da biliyorum. O yüzden de bizim için bugün gerçekten çok değerli paylaşımlar yapacak kendileri. Ben öncelikle Begüm'e hoş geldin diyorum. Biz de beraber olduğun için gerçekten çok mutluyuz. Ben de öyle. Çok teşekkür ederim. Bu arada ben bir katılımcılara bütün merakımla baktım. Birebir çalıştığım kişiler olmakla birlikte bazı akrabalarım olduğunu gördüm. Bir böyle ayrı bir kalp gönderdim. Ne güzel, ne güzel. Bugün o zaman bu webinarımızda da tüm paydaşlarımıza ulaşıyorken de yine senin çevrenin de burada oluyor olması bizim için gerçekten çok güzel. Çünkü yani gerçekten çok güzel bir iş yapıyorsun. Sürdürülebilirlikle alakalı, insanların nasıl ilerleyeceğiyle alakalı gerçekten iyi bir kılavuz oluşturmuşsun Instagram'da. Ben bunu gördüm. Yani uzun yıllardır sürdürülebilirlik alanında çalışıyorum ama gerçekten insanlar bu sürdürülebilirlik kelimesine bazen çok yabancı kalabiliyorlar. O yüzden de bunu nasıl hayatına entegre edeceğine, nasıl bunu hayatına adapte edeceğiyle alakalı ciddi bir kılavuza ihtiyacı var insanların. O yüzden ben şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Zaten böyle sayfanı gördükçe de bunu hissediyorum. Çok çok faydalı. Ya zaten dediğim gibi daha öncesinden ben seni tanıyorum ama sürdürülebilir bir yaşam sayfasıyla tanıdığı insanlar seni. Aslında çok da ciddi bir kitleye ulaştın. Burada bu kitlenin haricinde seni tanımayanlar için bu yolculuk nasıl başladı? Biraz bahsedebilir misin bize? Seve seve. Şöyle ki, evet biz seninle sektörden de tanışıyoruz. Ben çok uzun zamandır tekstil sektöründe sürdürülebilirlik alanında çalışıyorum. Ve dünyanın en şanslı insanlarından biriyim. Yaptığım işi çok seviyorum. Ve sevdiğim işi yapıyorum. Şöyle bir etkisi oldu bende. O kadar sevdim ki tekstil, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sürdürülebilirlik kelimesi yoktu hatırlarsın ne tekstil sektöründe ne başka bir yerde. Bizim yaptığımız işi birkaç departman yapıyoruz şu anda. Birkaç uzmanlık alanıyla birlikte yapıyoruz. Nedir derseniz
tekstil bu konuda önce olduğu için söylüyorum. Sosyal işte insan kaynakları ya da kurumsal iletişim ya da çevreyle ilgili gereksinimler, bir de üstüne iş sağlığı güvenliği koyun. Bütün bu birimlerin yaptıklarının sonucunda eskiden müşteriler bizi denetlerdi. Bu departmanın adı işte auditti, code of conduct'tı. Ve çok daha to the point noktalara bakıyorduk. Neydi? İşte çocuk iş gücü var mı? Yangın çıkışları açık mı? Ta ki onun da neredeyse seneyi devriyesi tekrar 27 Nisan'da, biliyorsun ki Bangladeş'te Rana Plaza isimli bir bina yaklaşık 10 yıl önce durup dururken yıkıldı. Bilmeyenler için bu neden önemli derseniz, aslında sürdürülebilirlik kelimesinin çıkış noktası için çok önemli. Hayatımıza girişi için çok önemli. Sürdürülebilirlik kelimesinin yaşı benim kadar eski ilk tanımı. 87 yılında bir Birleşmiş Milletler Konferansı'nda yapılmış bir tanım. Var olan kaynakların gelecek nesillere aktarılma yeteneği. Şimdi böyle söyleyince çok havalı geliyor. Birazdan konuşunca aslında ne kadar içten bir şey olduğunu anlayacağız. Biz tekstil sektöründe o bina yıkıldığında aslında güvensiz şartlarda çalışan insanların, binden fazla insanın tamamen ihmalkarlık ve ucuza mal üretmek için öldüğü gerçeğiyle yüzleştik bütün dünya olarak. Birçok da kullandığımız markanın oralarda üretimi vardı zaten. Ve dediler ki nihai tüketiciler, sizin bizim gibi her daim bir şey alan insanlar bunlar. Satın alma kararınız çok önemli o nedenle. Aldığınız bir gömlekten tutun da yemek yerken verdiğiniz karara kadar. Benim kıyafetimi kim yapıyor dedi ya. Hangi koşullarda çalışıyor ve ne yapıyor? İşte o zaman o audit departmanları, code of conduct'lar dedi ki bu iş sadece denetim yapmakla olacak bir şey değil, daha geniş bakmak lazım. Çünkü biz bizim için çalışan insanları koruyamıyorken daha sonra birilerinin nasıl bu sektörde çalışmasını sağlarız? Hayatımız da böyle. Ben bu evrimi birebir yaşadım sektörde. Ve işte bir beyaz tişört için 2700 litre suyun tüketildiğini görünce, ki bu 4 kişilik bir ailenin bir yıldan fazla su ihtiyacına tekabül eder. Amerika'da bir insanın yılda ortalama 30 kilo kıyafet alıp bunların 7 kilosunu çöpe attığını öğrenince ya da arıtılmayan suları nehirlere saldığımızı öğrenince ne yapıyoruz dedim ya. Bir dakika, dünya kaynakları kıt ve sınırlı, hiçbir şey sonsuz değil. Ve bu öğrendiklerimi herkese anlatmaya başladım. Herkes dediğim tabii ki tedarik zincirim, beraber çalıştığım insanlar, onlar yetmedi. İşte anneannem, babaannem, annem, çevremde kim varsa bir noktadan sonra insanlar artık şey, tamam hani bunu da konuşmuştuk, hep bunu mu konuşacağız, tamam artık günlük şeylerden de konuşalım dedim, çok haklısınız. Benim anlatmakla ilgili bir derdim var şu anda da, anladığınız gibi bayılıyorum anlatmaya. Dedim ki ben bir Instagram sayfası açayım. Anlatmaya buradan devam edeyim ve sürdürülebilir bir yaşamın çıkış noktası bu oldu. Aslında kısa hikayesi bu, biraz detaylı. Sürdürülebilirlik kavramının çıkışıyla benim 5 yıl oldu sürdürülebilir yaşamı kuralı. Gidiş noktası aynı yerde. Yani çok da güzel olmuş. Eline sağlık. Umarım çok daha fazla insana ulaşırsın ve çok daha fazla insanın günlük hayatı içerisindeki aslında rutinlerini nasıl değiştirmesi gerektiğine dair bir kılavuz olmaya devam edersin. Tam da böyle devam etmişken aslında evet sürdürülebilirlik kelimesi dediğin gibi çok havalı ve böyle çok şey gözüküyor. Güzel gözüküyor ama tabii ki bunu hayata entegre etmek çok zor bir şey. Çünkü mevcuttaki rutinlerimizden çok fazla vazgeçmemiz gerekiyor. O yüzden de böyle bir hayatı benimsemek isteyen insanlar için bir böyle başlangıç önerim var mıdır? Var. Yani sürdürülebilirlik 101 diyeyim. Aslında kavram çok büyük ve çok havalı olunca yazması bile zor, söylemesi bile zor, İngilizcesi bile zor. Hani bazı kavramları Türkçe çevirince daha zor oluyor ya. Aslında işte ben 36 yaşındayım ve ben büyürken hiçbir şeyin israf edilmemesi, çöpe atılmaması, ne yemek atılması ne kıyafetin atılması, işte her şeyin tasarruflu kullanılması ile ilgili bir algıda büyüdüm. Anneannemle ve babaannemle çok zaman geçirerek büyüdüm. Öylelerdi. Aslında onlar benden daha sürdürülebilir yaşıyorlar. Daha sonra işte 90'larda o kapitalizmin çok çılgın olduğu bir dönemde büyüdüğüm için aramızda o dönemde doğmuş ve o dönemin ruhunu birebir içselleştirmiş olan çok insan vardır.
Bir içecek, gazlı içecek markası bile diyordu ki ask for more, daha fazlasını iste. Sonsuz bir istekten bahsediyoruz. Yani insan istekleri, ekonominin çıkış noktası da odur ya, insan istekleri sonsuz, kaynaklar kıt ve sınırlıdır. Bunun da adil, yani bir şekilde dağıtılması ekonominin tanımıdır. Biz kendi yaşamımıza dönüp baktığımızda şunu sorgulayabiliriz. Şimdi hepimiz bir şekilde işe gidiyoruz. İster her gün fiziksel olarak gidelim ya da home office çalışalım. Pandemiden sonra çok şey değişti. Peki aslında hepimiz hayatımızda sınırlı olan zaman hepimiz için kıt ve sınırlı. Ne kadar da olduğunu bilmiyoruz. Bir yere kiralıyoruz işe geldiğimizde karşılıklı bir anlaşmayla. Ve ben buradan bu zamanımın karşılığında para alıyorum. Bu parayı nasıl harcayacağım aslında sürdürülebilir yaşamın çok temel bir noktası. Ben hiç giymeyeceğim ama birinde gördüğüm için ya da ihtiyaçlarımı algılamak için çok çalışıyorum, bunu da hak ediyorum deyip 36 ay ödeyeceğim bir kıyafeti gerçekten almak istiyor muyum? Ya da 12 ay ödeyeceğim bir tatile gitmek istiyor muyum? Ya da sırf çok havalı diye aslında hiç tadını sevmediğim o restorana gidip yemek yemek zorunda mıyım? Şimdi çok temel bir nokta bu. Sürdürülebilirlik deyince minimalizm gibi kavramları da çok içine alıyor bireysel yaşamda. Şu anlaşılmasın. Hiçbir şey almayalım, hiçbir şey kullanmayalım, işte taş devre dönelim. Hiçbirimiz işte o devre dönemeyecek kadar ilerledik. Şahsen ben de evimdeki temel elektrikli aletler olmadan, cep telefonum olmadan, hatta şöyle söyleyeyim, Instagram için kullandığımdan çıkan son teknolojinin imkanına sahip olmadan yaşayamam. Bu benim hayatımın temel gereksinimi. Ama çok basitinden 101 diyorsak, pet şişe almadan, pet şişeli su almadan yaşayabilirim. Ya da karton bardaklı kahve almadan termosun içine kahvemi evden yaparak ya da ofisten koyup çıkarak yaşayabilirim. Ya da paketli gıda tüketmemek için yanıma evde yaptığım gıdayı koyup hayatıma devam edebilirim. Kıyafet özelinde tekstil benim sevdiğim alan. Var olan kıyafetlerime tekrar bir göz atıp onları tekrar giymekle ilgili bir heyecan duyabilirim. Bu ilk adımı. Benim eşimin çok dalga geçtiği ama şimdi onun da alıştığı bir özelliği söyleyeyim sürdürülebilir bir yaşamla ilgili. Hepimiz duş alıyoruz ve hiçbirimiz buz gibi suya girmekten hoşlanmıyor. Ya da çoğumuz diyeyim, hani genelleme yapmayayım. Ben hoşlanmıyorum çok da böyle soğuk suyun altında duş yapmaktan. O nedenle o su bir müddet akıyor ya. Ben o suya çok üzülüyorum. Ve hani herkes diş fırçalarken işte tıraş olurken suyu kapata söylüyor ama bu duştakini kimse söylemiyor ki ondan çok daha fazla su akıyor orada. Biz evlendikten sonra ben eve bir tane kovayı böyle duşun yanına koydum. Dedim ki tanıştırayım bu kova. Bu da Berk. Bundan sonra sen de suyu ısıtmak için bunun içine akıtacaksın. Gerekirse işte bahçe sulama. Ben daha çok banyonun içinde olduğu için açıkçası sifondaki ham suyu kullanmak yerine o suyu kullanmayı tercih ediyorum. Ama çok çeşitli sebeplerle kullanabiliyorsunuz. Dedi ki gerçek mi? Dedim gerçek. Çünkü orada geçen 2-3 dakikalık süredeki o suyu boşa akıttığınızda yaklaşık 50 litre gibi bir suyu akıtıyorsunuz. Evet, Bu maalesef. da korkunç bir aslında harcama, israf ve sürdürülebilirlikle hiç uyuşmuyor. En basitinden bunu yapabilirsiniz. Günlük hayata geçiş çok zor, çok büyük, çok iddialı ya da var olan bütün eşyalarınızı satıp yerine yenisini alacağınız falan bir düzen değil. Evet. Kesinlikle. Yani burada çok katılıyorum. Hatta işte biliyorsun işte Güney Afrika'da bu konuyla alakalı işte 25 litreyle sınırladılar insanların bir süre su tüketimini. Dediğin gibi aslında duş sırasında birkaç dakikada bu 50 litreyi biz direkt aslında maalesef dışarı atıyoruz ve bu suların kirlenmesine yol açıyoruz. Kaynaklarımızı çok hızlı tüketiyoruz. Maalesef hayatımızda bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Böyle yani çok da güzel bir şey yakaladım orada. Yani dediğim gibi aslında hiçbir şeyden de böyle mahrum kalmamamız gerekiyor. Ne az ne fazla, sadece yeteri kadar. İşte o İsveç felsefesinde olduğu gibi aslında sürdürülebilirliğin çok geçmişten gelen bir felsefe olduğunu da görüyoruz. Bunlar yeni şeyler değil. Ve ben de bu hayatımda mesela şeyi anlamıştım. İlk denim fabrikasında çalışmaya başlayınca işte su tüketimlerini hesaplıyorduk ve sonrasında işte gittiğimde ya yani abimin işte büyük kuzenimin eskilerini çocukken giyerken ya hep böyle bir şikayette bulunuyordum.
Ama o gün mesela anladım ki işte biz o kot pantolonun örnek veriyorum işte 11 bin litre olan su tüketimini ikiye bölmüşüz. En azından kişisel olaraktan ayak izimiz birazcık küçülmüş küçükken. O yüzden ben mesela ondan sonrasında çok mutlu olmuştum. En azından bu faydayı zamanında sağlamışız. Bundan sonrası sağlamak çok önemli. Çünkü gelecek nesillerin gerçekten çok ciddi bir challenge bekliyor aslında orada. Bizimkinden çok daha fazla. Bizimkiler böyle çok görünür değil maalesef. Yani görünür olmaya başladı ama en azından çok fazla değil. Hayat standardımızı çok düşürmüyor. Ama gelecek nesillerin maalesef düşürecek gibi gözüküyor. Böyle devam edersek. Evet, çok Evet. ufak değil o. Maalesef. Ben bir diğer soruma geçeceğim. Ya evet, aslında son dönemlerde biliyoruz ki artık sürdürülebilirlik tüm markaların işte marka stratejilerinden birisi oldu ve sürdürülebilir markalar ortaya çıktı. İnsanlar da bunu tercih etmeye başladı artık. Yani özellikle Avrupa'da veya daha böyle eğitim seviyesinin yüksek olmuş olduğu ülkelerde artık sürdürülebilir ürünler, sürdürülebilir tekstil ürünleri tercih ediliyor. Sizin için yani senin için bu markalardan birkaç örnek verebilir misin bize? Yani sürdürülebilir marka olarak görmüş olduğun güzel markalardan bize örnekler verebilir misin? İsim vermemde sakıncası yoksa tabii ki veririm. Bir kere burada şu anda dinleyen iki kişiye teşekkür etmek istiyorum. Bir markanın sürdürülebilir üretim yapmasına destek veriyorlar. Sevgili Doğukan Bey ve Cihan Bey. Aslında Altın Yıldız'ın Çerkezköy fabrikasındalar. Biz onlarla yıllardır çalışıyoruz. Çalıştığımız sistemden dolayı birlikte yürütüyoruz. Mesela Altın Yıldız'ın Çerkezköy fabrikasında yün üretimi yapılıyor ve çok değişik bakış açıları olmakla birlikte ben inandığım yerden söyleyeceğim. Yün tamamen sürdürülebilir bir kalitedir. Çünkü hem yaz hem kış giyebilirsiniz. İnce dokunmuş yünü yazın giyersiniz. Daha kalınını kışın giyersiniz. Isıl konfor açısından muazzamdır. Ömrü uzundur. Doğru baktığınızda gerçekten böyle aşırı bir ütü de istemez, sizi de yormaz, kolaylığı vardır. Ben bayağı büyük yün severim yani öyle söyleyeyim. Ve o fabrikada özel bir standarttaki yünlerden yapılıyor ki dünyadaki yün kapasitesi düşüktür. Çünkü hayvanların verebildiği yünü azdır. Ayrıca görünmeyen bir tarafı var. Bu yünü elde ettiğimiz koyunlarda onları kırkmazsanız yani üstündeki yünü almazsanız hayvan ağırlıktan yürüyemiyor. Obezite gibi bir şey oluyor. Öyle bir yansıması var yani. Bunu doğru koşullarda yaptığınızı da söyleyen standartlar var. Mesela Altın Yıldız'ın çok güzel kaliteleri benim çalıştığım fabrikada dikilip KOS markasına gidiyor. Dünya genelinde olan. Ve gerçekten bestseller ürünleri var. Geçen gün Dubai mağazasındaydım. Böyle Altın Yıldız'la birlikte ürettiğimiz şortlar vardı. Böyle bestseller Allah Allah falan diye bir sevinç bende. Çünkü bütün standartlarını takip ederek yapıyoruz. Şeyden bahsetmeyeceğim. Şimdi bir markanın sürdürülebilir olduğunu nereden anlarsınız? Bir marka tabii ki çocuk işçi çalıştırmayacak. Hiç kimse çocuk işçi çalışan bir ürünü almak istemez. Bir marka işçilerine tabii ki doğru zamana doğru ücreti ödeyecek. Şimdi dünya genelinde birçok karalama kampanyası da çıkıyor birçok marka ile ilgili. Ben kendi adıma yıllardır çalıştığım mesela H&M grubun tüm markalarının çok sürdürülebilir olduğunu söylerim ve sürdürülebilirlik indekslerini de yukarıda çıkarlar. Bir marka size üretim zincirinin nerede olduğunu söylüyorsa o marka sürdürülebilir bir markadır. Altı Yıldız kumaşının nereden aldığını söylüyorsa, organik sertifikasını koyuyorsa, çevreye duyarlı çalışmalarını yürütüyorsa sürdürülebilir bir markadır. Benim bakış açımda vereceğim markaları o nedenle iki gruba, bir ürettiğim, bir fiil çalıştığım ve yıllardır ne yaptıklarını bildiğim marka açısından bunu söyledim. Globalden başka bir marka örnek vermeyeceğim. Çünkü diğerlerini o denli sürdürülebilir bulmuyorum. Öyle ülkemizde olmayan bazıları var. Mesela Patagonya isimli bir marka var. İnanılmaz çalışmalar yapıyorlar. Hepimizin de örnek aldığıdır bilirsin. Çünkü sürdürülebilirlik aslında bir tekstil markasının sürdürülebilir olması o ürünün tasarımından başlıyor. Belki içimizde vardır tasarımcılar, benzetmede teşbihte hata olmaz demek istiyorum. Tasarımcı sadece istediği için ekstradan kullanılmayacak bir fermuar, konforsuz bir detay ekliyorsa o ürün satmayacaktır ve hiçbir şeye dönmeyecektir.
sınırlamak değil burada benim konuştuğum konu. Ama tasarımın da sürdürülebilir olması lazım. Tasarımın da kendi içinde hakkını veriyor olması lazım yapılan işle ilgili. Bazen çok absürt şeyler isteniyor. Ya da şununla karşılaşabiliyoruz. İşte elimizde bir beyaz kumaş var daha önceden kalmış. Tasarımcı istiyor ki ekru olsun. Hayatını hiçbir şey değiştirmeyecek. Mesela cepte kullanacağız. Hadi baştan tekrar ürettiriyoruz falan gibi detaylar da önemli. Bunlar geçmiş deneyimlerden. Şimdi benim yaptığı şeyden dolayı çok takdir ettiğim bir başka marka söyleyeceğim. Levi's dünyanın birçok yerinde kendi mağazasının içine corner kurmuş durumda. Levi's pantolonunuzu götürdüğünüz zaman tamiratını ve tadilatını yapıyor ve ömrünü uzatıyor. Bence çok tatlı bir hareket bu. Birçok markada da bu duyarlılık var. Türkiye'den çok sevdiğim bir örnek vereyim. Beymen'in Reborn koleksiyonu var. İkinci el çanta satıyor. Bence bu da çok sürdürülebilir bir davranış. O çantaların ömrü zaten çok uzun. Yani özellikle işte high brand grubundaki çantalar bile biraz kullanınca eskimiyor ya da modası geçmiyor. Ben çok ikinci el alışveriş yapan biriyim. Özellikle kendi aile içinde de aşırı ikinci el alışveriş yaptığım için bu uygulamalarını da çok seviyorum. Türkiye'den özellikle Giy isimli bir markayı tavsiye edeceğim. Beymen'de de satıldığını biliyorum. Bir kadın girişimci ve bütün sürdürülebilir üretim süreçlerinde paylaşıyor. Çok az koleksiyon çıkartıyor ve çok klasik, çok zamansız parçalar çıkartıyor. Büyük markalarla ilgili sürdürülebilirlik kapsül bazında üretimleri oluyor. O nedenle aslında bir marka işte harika muhteşem işler yapıyor demeyeyim şimdi ama bir Türk markasının da birçok Türk markası Elsevier 2'de var, Koton'da var. Fenty özellikle recycled polyesterden mayo bikini üretiyor. Bu çok önemli bir detay çünkü şimdi o bir korkulu rüya gibi oluyor ya polyester mi giyeceğiz falan. Yani mayoyu bikiniyi başka bir kaynaktan üretmek şu anda mümkün değil. Pamuklu bir bikini giydiğiniz zaman, mayo giydiğiniz zaman o ıslanacak ve üstünüzden düşecek ve kurumayacak. Tercih ettiğiniz bir şey değil, kullanım alanı değil. Fenty'nin çok başarılı olduğunu görüyorum. Başka da şu an ilk etapta aklıma gelen yok. Senin ekleyeceğin olabilir. Sen benden daha çok tanıyorsun piyasayı da. Aslında örneklerden ziyade ya markaların bu konuyla alakalı aslında ne kadar çok paydaşa etki ettiğinden yani biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü hem müşterilere doğru bir iletişimle sürdürülebilir ürünleri yönlendirmek ciddi bir aslında sorumluluk. Hem de aslında marka için üretim yapan o alttaki tüm tedarik zincirini yönlendirerek daha sürdürülebilir bir hale getiriyor olmak çok çok kritik. O yüzden markaların bu sürdürülebilirlik bakış açısına olan önemini gerçekten çok çok önemsiyorum. Altın Yıldız Classics olarak da renksiz pamuk, renkli pamuk özür diliyorum. Renkli pamuk çalışmasıyla beraber aslında bir etkileşimin başladığını görüyorum mesela. Yani çünkü şimdi renkli pamukla beraber aslında o tişörtü örnek veriyorum. Tişörtü üretirken ki işte 200 litreye yakın su tüketimini azaltıyorsunuz. Daha böyle hani o söylediğin gibi zamansız parçalar biraz daha belki rengi çok böyle parlak veya işte moda içerisindeki işte kırmızılar, yeşiller falan değil ama yine de burada işte zamansız parçalardan birisini almış oluyoruz ve doğaya ciddi bir katkı sağlamış oluyoruz aslında. Bence bu tarz çalışmalar Altın Yıldız Classics'in yapmış olduğu gibi çalışmaların diğer markalara da örnek olması çok önemli. Yine bizlerin bunları tercih ederek de aslında markaları yönlendirebiliyor olmamız da çok çok önemli. Burada işte tek bir tarafta sorumluluk yok maalesef. Hem markanın bir sorumluluğu var, tüketiciler olarak bizlerin sorumlulukları var, üreticiler olarak farklı sorumluluklar var. O yüzden bu bir yani ekip işi diyebilirim yani sürdürülebilirlik işbirliği olmadığı sürece herkesin bu konuyla alakalı farkındalığını yükseltmediğimiz sürece tek bir tarafın yapmış olduğu çalışmalar maalesef çok da başarıya ulaşmıyor gibi görünüyor. O yüzden de mesela işte Patagonya'dan örnek verdim. Patagonya'nın aslında müşteri profili tamamen işte sürdürülebilirlikle alakalı daha uzun süre giymeyi seven insanlarla alakalı bir durum. O yüzden de bu biraz böyle bir karşılıklı bir durum gibi geliyor bana. Kesinlikle çok doğru tanımladın çünkü talep arzı yaratıyor. Kesinlikle. Yani daha önce kimse sormuyordu. Önce işçi kısmındaki iyileştirmeyle başladı ki hala devam edilecek yol var. Arkasından
çevre duyarlılığı. Şimdi şunu soruyor nihai tüketici. Hepimiz nihai tüketiciyiz bu arada yani. Markalara da çok açık sorabilirsiniz. Özellikle bugünümüzdeki sosyal medya hızını düşündüğünüz zaman birçok marka oradan etkileşimi takip ediyor. Ya çok güzel, tamam, sen benim kazandığım parayla ne yapıyorsun? Mesela biraz önce söylediğim, benim de ilk duyduğumda çok etkilendiğim, her mağaza bir çocuk okutuyor. Benden kazandığının ne kadarını topluma veriyorsun ki ben seni desteklemeye devam edeyim? Altın Yıldız sorusunun cevabını Altın Yıldız bana veriyor. Kesinlikle. Kesinlikle. O yüzden bu tarz projelerinde diğer markalara da örnek Evet. olmasını umuyoruz. Peki sürdürülebilir tekstil için yani bir hesap yapılmalı mı? Yani bir şey alıyorken hesap yapılmalı mı? Begüm, yani giyim başı maliyet veya işte bir ürün başı maliyet konusunda ne düşünüyorsun? Ve böyle kız matematiğinden biraz bahsedebilir misin? Benim inanamadığım bir şeydi. Bir ara viral olan bir videoydu o. İşte bir tane genç kızımız var mağazada, böyle az giyeceği bir şey böyle bakıyor. Aa diyor, ben bunu 20 kere giyersem bir kahveden daha ucuza geliyor, o zaman alayım. Böyle değişik bir kız mantığı gibi birçok yerden bakabileceğim, mesela cinsiyetçi yerden. Hani o kadar saçma hesaplar yapılıyor ki, şey diyor mesela, arkadaşlarımla bugün dışarı çıkacaktım. İptal oldu. Ben orada 200 lira harcayacaktım. O zaman o 200 lirayla gideyim bir tane pantolon alayım falan. Böyle bir saçma sapan, hiçbir tutarlılığı olmayan, tamamen tasarruf düşkünü bir profil çizen bir görment akımı yayılmıştı. Ben de ona alternatif olarak şeyi paylaşmıştım hatta. Giyim başı maliyet diye bir hesap var. Çok da akıllı ve mantıklı. Giyim başı maliyet şu. İngilizcesi de cost per wear diye geçiyor. Çok basit bir mantık aslında. Ben bu gömleği 50 liraya aldım. Kaç kere giyeceğim? Bir. O zaman benim giyim başı maliyetim 50 lira. Ben bu gömleği 500 liraya aldım. Kaç kere giyeceğim? 50. O zaman benim giyim başı maliyetim 10 lira. Bir tanesini niye giyemeyeceğim? Bir. Çok spesifik bir şey olabilir. Mesela hayatınızda bir kere gidiyorsunuzdur. Bütün malzemeleri almışsınızdır. Bir daha gidip gitmeyeceğiniz belli değildir. Kötü bir anınız olur. Bir daha gitmezsiniz. O bütün kayak kıyafetlerinin maliyeti aynen bir fiil geçer size. Ya da çok mesela ben Bolu'da yaşıyorum. Soğuk bir iklim. Çok yazlık bir şey aldığınız zaman burada ömrü kısa oluyor. Giyim süresi kısa oluyor. Adedi kısa oluyor. Ya da özel dönemlerdesinizdir. Kadınlar için söylüyorum. Hamilelik döneminde aldığınız bir şeyi daha sonra çok az giyersiniz. Ya da çocuklarınız büyürken çok az giydirirsiniz. Bu birinci seçenek. Kilo alıp verme de burada etkilidir. İkinci seçenek, çok kalitesiz bir şey alırsınız. Onun zaten giyim ömrü çok kısa olur. Mesela böyle polyesterli bir giysi alırsınız ve ilk giydikten sonra inanılmaz koktuğunu fark edersiniz. Onu bir daha giyemezsiniz. Onun pamuk muadili ondan 100 lira daha pahalı olsa da ömrü uzun olduğu için aslında daha ucuza gelir. Giyim başı maliyet bu ve yapılması gereken hesap bu. Bazen biraz kaliteli görünen, biraz daha kaliteli olan diyeyim, görünen demeyeyim. Ürünler ucuz muadillerine göre o anda çok para, çok pahalı dedirtse de 3 tane ucuz alacağınıza bir tane kaliteli alıp uzun ömürlü giymek çok daha mantıklı ve sağlıklı olan tabii ki. Giyim başı maliyetin çıkış noktası da bu. Ben şeye çok üzülüyorum. Evet, bugün ekonomik koşullar ortada. Sen de biliyorsun ki biz o ürünleri Türkiye'de ürettiğimizde o markalara çok uygun fiyatlara satıyoruz üretici olarak. Sonra bizim ülkemize geldiğinde tabii ki marka değeri olduğu için fiyatları artıyor. İşte mağazacılık ayağından gelenler. Mağazacılık ayağındakiler zaten çok iyi biliyordur. Ve satın alınamayacak bir noktaya gelmiş oluyor. Aslında o kadar kaliteli olmayan ürünler bile. Ne yazık ki insanlar ister istemez çok daha ucuz muadillere bakmak zorunda. Ben de burada şeyi tavsiye ediyorum. Hani daha az alın, daha iyisini alın, daha uzun süre giyin. Çünkü gerçekten değmez. İşte o kazandığımız parayı gerçekten doğru harcamak, sahip olduğumuz kaynakları doğru harcamakla ilgili olarak. Kesinlikle. Yani burada aslında tüketimimizi azaltmak, yani en başta konuştuğumuz konu giyim alışverişinde de çok çok önemli. Yine bu yani polyesterden pamuktan bahsetmişken yani alışverişlerinde tercih etmiş olduğum bir yani özel kumaş veya elyaf türü var mı? Yani burada bilinçli tüketim anladığım kadarıyla çok çok önemli yani. O yüzden de burada
burada bazı önerilerde bulunmak ister misin? Kapsül dolap ve zamansız giyim tarzı oluşturma konusundaki fikirlerini de aslında çok merak ediyorum. Hepsini bir arada söyleyebilirim. Çünkü kapsül gardırop, dolap ne derseniz adına aslında birçok kişinin üstünde de gördüğünüz bir uygulama. En klasik örneğini veriyorum. Türkiye'den Acun Ilıcalı. Hep aynı siyah tişört, şort ya da pantolonla görüyorsunuz. Ya da Cem Yılmaz'ın böyle bir klasik bir paterni var. Devamlı aynısını görüyorsunuz Türkiye'de. Ama dönün bakın globalde en yakın tanıdığımız kim? Rahmetli Steve Jobs diyeceğim. Siyah kazağı, Levi's pantolonu ve New Balance ayakkabılarıyla 8 tane falan iPhone'u tanıttı bize yani. Hani bütün o süreçten baktığınızda Mark Zuckerberg benzer bir örnektir. Dünya genelinde aslında birçok da örnek var. Nedir kapsül gardırop? Sizin yaşamınıza, tarzınıza uygun olan kıyafetleri topladığınız, modada yani günlük fast fashion modasından bağımsız olan zamansız parçalar dediğimiz nedir zamansız parça? Yani herkesin zamansız parçası kendine diyeceğim de bir beyaz tişört herkes için bir zamansız parça. Her zaman beyaz tişörtünüz vardır. Onun işte beli uzun olmuş, kısa olmuş, kenarında yırtmacı olmuş, burasının akışı olmuş. O günün akışıdır ama beyaz tişörtünüz hep vardır. İşte denim pantolon herkes için vardır. Şimdi hepimizin farklı yaşam tarzları var. Ben sahada çalışıyorum çok uzun bir zamandır. Sahada çalıştığım için de benim çok klasik giyim kodlarım oluyor ister istemez. Çünkü sen de bilirsin ki hangi atölyeye ne zaman gideceğimiz, hangi fabrikada olacağımız çok belli olmuyor. O nedenle ben çok böyle kurumsal anlamda topuklu ayakkabılar giyen, ceketler giyen, o bildiğimiz business kıyafetleri giyen bir insan pek olamadım. Hiçbir zaman olamadım. O nedenle zamanında özenmişim, üniversiteyi bitirdiğimde almışım falan. Hepsi dolapta bekledi ve bir süre sonra onu giyecek başka birilerine evrildi. Bu arada şunu da söyleyeyim, ben iflah olmaz bir tüketim çılgınıydım. İlk çalıştığım şirketten hiçbir zaman tam maaş alamadım. Çünkü satış mağazası vardı ve işte ikinci kaliteler falan satılırdı zaman zaman. Ben hep aldım. Yani 48 ay çalıştım. 48 ay boyunca hiç tam maaş almadım. Bunu da şimdi gururla söylüyorum çünkü gözüm doymuş herhalde bir noktadan sonra. Benim kapsül gardıroba geçişim, ay dedim ki biz dolap yaptırmayı bilmiyoruz ailecek yani. Bir türlü sığamıyoruz bu dolaplara. Sonra 7 dolap yaptırdık, tam böyle istediğim gibi Pinterest gibi dolap yaptırdık. Aa, baktım gene sığamıyoruz, dedim sorun bende. Ben bunların çoğunu giyemiyorum. Her sabah kalkıyorum, giyecek kıyafetim yok. Allah Allah, nasıl, ne kadar zor bir durum gerçekten. Sonra anladım ki bende problem. Ben giymesem de alıyorum. Almayı bir terapi sayıyorum. Bunu bir zorunluluk sayıyorum. Önce işte bunun çeşitli yöntemleri var. Oraya girersem çıkamam. Deneye deneye giydiğimi giymediğimi buldum ve bu şekilde ayırarak kendi yaşamıma göre evrildim. Mesela şu an olduğum kilodan 12 kilo daha fazlaydım bir dönem. O zaman tabii ki pantolonlarımı ister istemez büyütmek zorunda kaldım ama üstler o kadar değildi, daha bol olduğu için gitti mesela bir şekilde. Kilo alıp vermek de çok etkili oluyor o konuda, kesinlikle hak veriyorum. İzmirliyim ben aslında, ya İzmir'de yaşıyordum, Bolu'ya taşındım. İster istemez hayatıma kalın kazaklar, işte yünler tekrar böyle ihtişamıyla geri döndü. Çünkü burası soğuk bir iklim. Yaşamınıza göre kapsül gardırop sizin kendinize uygun olandır. Kimisi diyor 50 parça, kimisi diyor 100 parça. Ben diyorum ki boş verin, kaç parçaysa kaç parça. Önemli olan siz neyle rahat ediyorsunuz? Beyaz gömlekle mi rahat ediyorsunuz? Beyaz gömlek giyin, nerede giydiğinizin bir önemi yok. Hayatınızın çoğunu ofiste mi harcıyorsunuz? Ofise göre. Hayatınızın çoğunda spor mu yapıyorsunuz? Spor kıyafetleriniz çok olsun. Sizin çok havalı, ışıltılı bir hayatınız var. Davetten davete koşuyorsunuz. O zaman tabii ki bu tarz kıyafetleriniz çok olacak ama benim iki tane topuklu ayakkabım var artık. Eskiden böyle ay bir gün lazım olur diye çok alırdım. Topuklu ayakkabı biraz da böyle takıntılı bir şeydir ya. Biz kadınlar seviyoruz genel olarak. İki tane çanta sayım çok az, eskiden bir sürü olan. Benim mesela hiçbir zaman kapsül yapamadığım hayatımda tek grup aksesuarlarım. Hesap takip edenler de bilir. Hep İşte takılarım, küpeler. Bugün gene az olmuş hani görüntü olarak. Ben çok seviyorum. Bunlardan vazgeçmek istemiyorum. Geçmeyeceğim de. Bu da kapsül olmayabilir. Bu beni
işte sürdürülebilir bir yaşama ya da sürdürülebilir seçimler yapmıyorum anlamına getirmez. O kısmını da ekleyeyim. Hani ben yapamıyorum üfleyip bırakmaktansa yoluna gitmek daha keyifli. Ya evet, ya söylediğin gibi aslında kendimizden çok da ödün vermemizi gerektirecek bir durum yok ortada. Ama tabii ki bu tarz durumlarla da karşılaşıyoruz. Yani başta bahsetmiştin, yani minimalistlik işte veya sürdürülebilirlik biraz böyle cimrilik olarak mı algılanıyor genel böyle insanların içerisinde? Yani bu duruma, bu tarz şeylere maruz kalıyor musun? Bu tarz yorumlarla karşılaşıyor musun? Bunlarla alakalı ne söylemek istersin? Bana bir arkadaşım senin ruhun fakir demişti. Bayağı net. Dedim sağ ol. Sağ olasın. Karşılaşıyorum. Çok da söylüyorlar. Bir de benim hesapta da çok böyle gururla paylaşıyorum. İşte annemin, kayınvalidemin, anneannemin, babaannemin kıyafetlerini topluyorum ben. Ya da işte çevremde bana bedeni uyan aretim vardı çok güçlü. En yakın arkadaşım dolabım benim dolabım gibi bir şeydir yani. Neden derseniz, çünkü evet param var ama bu kadar harcamaya hakkım yok. Bunu ilk Hayrettin Karaca söylediğinde okuyup çok etkilenmiştim. Evet ben alabilirim. Hani maddi olarak beni zorlamayacak bir sürü şeyi alabilirim. Ama dünyaya bunu yapmaya hakkım yok. Evet dünyaya karşı cimriyim. Evet gelecek nesiller için, kendim için cimriyim. Doğa olaylarına bakın, iklim krizlerine bakın. Pandemide sadece üretim durunca en az kirli günleri gördük. Pandemide sadece gelecek yılın yediğimiz dünya gününde biraz daha geriye gittik. Evet. Ağustos'a yakın bir tarih gördük. Şimdi Haziran'ı görüyoruz. Biz hunharca kaynaklarımızı harcıyoruz ve bireysel olarak bunu hakkım olduğuna inanmıyorum. Yani ben o kadar ayrıcalıklı değilim. Kimsenin de olduğuna inanmıyorum. Bana şey örneği çok geliyor. Sen bu kadar sık sık sen yapma. Bak işte geçen gün bilmem kim özel Kendall Jenner özel jetiyle Los Angeles'tan New York'a gitmiş. Tamam yani ne yapayım? Hani ne yapayım şimdi kendi canının gidip kulağını mı çekeyim? Böyle bir şey değil bu. Ama ben kendi içim ve vicdanım için yapıyorum bunu. Kesinlikle. Kesinlikle ve yani bunu yapan insanların çoğalmasıyla beraber aslında bulunduğumuz durumdan belki kurtulacağız veya gelecek nesillere daha biraz yaşanabilir bir dünya bırakacağız. Şimdi konuyu biraz daha bu tarafa getirmişken aslında yani şimdi ya benim özel olarak sormam istediğim zaten mesela seyahatler konusu. Çünkü seyahatlere gittiğimizde biraz daha böyle şey oluyoruz. Yani işte diyetler bozulur biliyorsun seyahatlerde işte daha fazla tüketilir veya işte tatile gittiğimizde veya yani günlük evin içerisinde işte banyoda, mutfakta sürdürülebilirlik mümkün mü? Yani günlük rutin yaşantımızın içerisinde böyle çok da kendimizden ödün vermeden söylüyorum bunu. Sürdürülebilirlik mümkün mü acaba? Burada atıksız yaşama belki yani o sıfır atıklı yaşama diyeyim belki de bağlamak mı gerekir bilmiyorum ama atıksız yaşam için neler yapmamız lazım? Bununla alakalı da fikirlerini merak ediyorum işte. Benim hayatımın bir parçası seyahat. Yani sen de az çok bildiğin için söylüyorum. Ben işim için de, özel hayatım için de çok seyahat ediyorum. Ve açıkçası bir kısmı zorunda olduğum, bir kısmı da seyahat etmeyi sevdiğim için. Ki hepimiz, yani birçoğumuz seviyoruz. Öncelikli olarak neye karar verdiğinizde, nereye gidiyorsunuz, arabayla mı gidiyorsunuz, uçakla mı gidiyorsunuz, trenle mi gidiyorsunuz? Keşke bizim ülkemizde de trenle gidilebilecek daha çok seçenek olsa da ve gidebilsem. Mesela benim hayatımı kısıtlayan bir gerçek o. Siz gidebiliyorsanız trenle gidip karbon ayak izi en düşük olanı seçmek en avantajlısı. Yok mu? Tamam. İşte araba mı, uçak mı? Kaç kişiyiz? İşte 4 kişi arabayla gittiğimizde, 4 kişi uçakla gittiğimizde İstanbul seyahati, İzmir İstanbul için konuşuyorum. Daha az karbon ayak izi salıyoruz aslında. Zamanı ve programı uydurabiliyorsak arabayla gitmek daha mantıklı dört kişi için konuşuyorum. Çünkü uçak gerçekten inanılmaz bir karbon ayak izi salıyor. Araba daha mı masum? Elektrikliyle gidebiliyorsak gidebiliyor. Mesela geçen en son yurt dışına gittiğimde şeyi gördüm. Bizde pek karşılaşabildiğimiz bir şey değil o da. Taksi seçerken şeye yönlendiriyor sizi. Elektrikli mi? Lüks mü? İşte limuzin mi? Bilmem ne mi? Cart mı? Curt mu?
Ben elektrikliği sunmasından aşırı mutlu oldum. Bütün tercihlerimi elektrikli yaptım. Yapabileceğim bir şeyse. Mesela ben arabamı şu anda elektrikliyle değiştiremiyorum. Çünkü çok uzun menzil gittiğim için şu an benim hayatımı kolaylaştırmıyor. Ama yapabilen varsa muazzam bir seçim. Karavan tatilleri mesela sürdürülebilirlikle ilgili muhteşem bir seçim. Çünkü her şeyinizi yanınıza götürüyorsunuz. Velev ki karavan değil, velev ki arabanızla gidiyorsunuz ya da uçakla gidiyorsunuz. İstanbul Havaalanı'na su sebilleri koymuşlar. Ben az uçtuğum için o şekilde ilk defa karşılaştım. Belki de yeni koydular bilmiyorum. Aşırı mutlu oldum çünkü biliyorsunuz ki güvenlik kapısından sonra termosunuz da varsa içini dolduramıyorsunuz. Ve suyu hem plastik şişede alıyorsunuz hem çok pahalı alıyorsunuz. Gerek yok yani. Termosunuzu doldurabiliyorsunuz. Çiçek gibi bir seçenek. Ben genelde arabayla seyahat ettiğim sürede bütün termosları, suları doldurup yola çıkıyorum. Bayağı biz böyle bizim mutfakla birlikte yola çıkıyoruz. Kulakları çınlasın. Eşim bazen bundan şikayet etse de yapacak, buna da yapacak bir şey yok. İlk kovayla tanışmak gibi bir şeydi bu da. Ben ve paketim olarak geliyoruz. Böyle işte kutunun içinde kuru yemişler, evde yapılmış yemekler falan. Biz dışarıdan olabildiğince az paketli gıda almaya özen gösteriyoruz ki bu da bir atık oluşturmasın. Ayrıca vücut sağlığımızı da koruyabilelim. Diyelim ki gittik bir otelde kalıyoruz. Sürdürülebilir seyahatle ilgili benim çok takıntılı olduğum bir alan bu. Yani ben değiştirmiyorum, sizi bilemeyeceğim. Her gün evde çarşaf değiştirmiyorum. Otelde neden her gün çarşaf değişsin ki? 7 gün kalıyorsunuz, 7 gün değişen çarşaf o kadar anlamsız ki. Yani biri sadece sizin için bunu yapıyorsa ya da her duş aldıktan sonra kullandığı havluyu ya da bornozu yıkayan var mı bilmiyorum. Ben yıkamıyorum. El havlularımı da her gün yıkamıyorum. Şimdi bir yere gittik ve bunu biri hizmet veriyor diye yapmak senin biraz önce söylediğin tatile gidince diyeti bozmakla aynı şey oluyor. Aksine inanılmaz su harcanmasına sebep oluyorsunuz yani. Birçok otelde görüyorum onu şimdi değişmesini istiyorsanız kartı üstünde bırakın diye. Bence seyahat için çok mantıklı. Eskiden şeyler vardı şimdi Allah'tan daha az görüyoruz. Mesela kartı takıp odada klimayı bütün gün açık bırakıp tatilden giden profiller. Elektrik gidiyor, doğal kaynak gidiyor. Yapmayın hani. Parasını bizim ödemememiz evde davranmamayı gerektirmiyor. Evinizde nasıl davranıyorsanız aslında tatilde de aynısını davrandığınızda sürdürülebilir oluyor. Yemek için de, tatil için de hepsi için aynı şey geçerli. En basit Lazım. çarşaf değiştirmemek yeterince ilk adım için süper bir şey. Yani kesinlikle ya biraz böyle dediğim gibi işte günlük rutin hayatımızın içerisinde bazı şeyler zor olabiliyor. Ben sana aslında biraz böyle tekstile de dahil olarak bir soru daha sormak istiyorum. Ya çok uzun yıllardır biliyorsun işte geri dönüşüm projeleriyle çok fazla ilgilendik sen de ben de. O yüzden böyle geri dönüşüm projeleri bizim için çok önemli ama yani sürdürülebilirlik için geri dönüşüm yeterli mi sence? Yoksa yani ürünleri daha farklı değerlendirmek, eski ürünleri daha da farklı değerlendirmekle alakalı bir şeyler söyledin. Ama yani bu konuya nasıl bakıyorsun? Ben yani her gün gidip geri dönüşümlü tişört satın alıyorsam veya pantolon satın alıyorsam sürdürülebilir miyim? Bununla alakalı neler düşünüyorsun? Ya bununla alakalı da bu ürünleri yani eski ürünleri hani o zamansız ürünlerden bahsettik veya işte daha kaliteli ürün aldığımız zaman daha uzun süre giyebileceğimizden ve giyim başı maliyetimizin düşeceğinden bahsettin. Bunun için de bize böyle senin haricinde örnek verebileceğin kişiler var mı? Bu tarz hayat yaklaşımıyla, bu tarz yaklaşımlarıyla bizlere örnek verebilir misin? Biririm. İlk olarak şuna cevap vereyim. Ben defalarca aynı kıyafeti dün paylaştığım Reels'ta 9 yıldır giydiğim elbise var. Hatta daha da fotoğrafları var koymaya atlamışım. 9 yıldır aynı işte düğündür, nişandır, dernektir, sünnettir. Benim aynı giydiğim bir elbise var. Hiç de bir şey olmadı. Taş gibi de duruyor. Çiçek gibi hayatına devam ediyor. Neden? Çünkü ben o kıyafeti bir her gün yıkamıyorum, her gün giymiyorum, zor koşullarda giymiyorum. Tabii ki kıyafetinizin ömrü nasıl baktığınızla da birebir bağlantılı bir şey yani kalitenin yanı sıra sizin onu ne kadar hoyrat kullandığınızla da alakalı. Şimdi mesela Altın Yıldız da öyle bir marka ya böyle atadan dededen kalınca giyebileceğiniz ürünleri size vaat ediyor. Ben hatırlıyorum mesela 10 yıllık falan da bir paltom var Altın Yıldız'dan aldım. Hala giyiyorum kumaşı falan yünlü çiçek gibi onda da hayatımda bir sorun yok. Geri dönüşüm
Değil bu. Tekrar kullanma. Nereye bağlayacağım sen anladın. Atık hiyerarşisi diye bir tablo vardır. Bir ürün ömrünü tamamladığında ne olabilir diye. Şimdi en güzeli reuse dediğimiz sonsuz kere kullanmaya imkan sağlayan ürünler vardır. Yeniden kullanılan mesela çelik, cam. Bunları eritirsiniz ve hayatından hiçbir şey kaybetmeden tekrar aynı ürünü üretirsiniz. 10 numara 5 yıldızdır. O nedenle kırılsa da cam atığını attığınız zaman bardağınızı, tabağınızı, çanağınızı neyse o hayatına tekrar devam eder. Süper bir şey. Bu atık hiyerarşisine dönüp baktığınızda aslında geri dönüştürmek çok aşağıda yer alan bir noktadadır geri dönüşüm. Çünkü önce toplarsınız, ayırırsınız. Bunun için emek harcanıyor bu arada. Ve senin çok iyi bildiğin gibi ve konuştuğumuz gibi ben burada ürünleri kesiyorum ya da ikinci kalite oluyor bir şekilde. Bitmiş hali olmuyor da. Kestiğim ürünlerden gönderebiliyorum geri dönüşüm tesisine kumaş için. Ya da kullanmadığım kumaş haliyle. Yani bitmiş ürünü geri dönüşüme gönderdiğiniz zaman Türkiye'de yapan yok diye biliyorum hala. Çünkü Yani çok zor bir proses. çok zor. Yani dünyada yapan var ama çok zor. Çünkü işte pantolondan bahsedelim. Fermuarını söküyor, dikişlerini açıyor, rivetini söküyor, ayırıyor, tek renk olacak, hepsi bir arada olacak gibi gibi bir sürü prosedürü var. O nedenle oradan pek bir şey olmuyor. Ondan sonra aynı benzer ürün gruplarını bir arada bir işlemden geçirecekler. Çeşitli ihtimalleri var bunun. Oradan bir iplik yapana kadar geçen bir süreç var. Yani aslında geri dönüştürülmüş dediğimiz şey için de çok büyük bir emek, kaynak, enerji harcıyoruz. Ve sonra ondan tekrar sürece sokuyoruz. Harika. Çok güzel. Ben olmasın demiyorum. Kesinlikle olsun. Ancak bu sektörün kurtuluşu falan değil. Sektördeki problemin iyi bir çözüm alanı diyelim. Bir nokta. Her gün geri dönüştürülmüş ürün alıyorsam ben zaten sürdürülebilir olamam ki. Bir satın alma eyleminde bulunuyorum. Her gün yapmış oluyorum. Tabii ki ben mayo alırken geri dönüştürülmüş bir kaynaktan elde edilmiş polyesterden üretilmiş mayoyu almayı tercih ediyorum. Çünkü zaten orada onu kullanacak. Tabii ki ben tişört alırken geri dönüştürülmüş pamuk kullandıysa almayı tercih ediyorum ve bu beni mutlu ediyor. Ama geri dönüştürülmüş de satın alma kararına dönüp şeye bakmak lazım. Birçok marka var bunu yapan. Geri dönüştürülmüş üründür diyor. Sonra o küçük karınca büyüklüğünde yazıları okuduğunuzda aslında sadece askıyı taktığı kılçığı geri dönüştürülmüş malzemeden ürettiğini görüyorsunuz. Burada greenwashing diyoruz. En güzelini söylüyorum, benim en sevdiğimi. Var olanı tekrar sonsuz kere giymek muazzam bir şey. Bakınız işte biraz önce de konuştuğumuz kapsül gardırop yapanların yanında devamlı giyenler var. Benim en sevdiğim üzümlü kekim Kate Middleton mesela aynı kıyafeti defalarca giyer. İspanya kraliçesi Zezita kayınvalidesinin kıyafetini giyer. Evet. Çünkü o kıyafetler zaten çok kaliteli yani hani onların ömrünün düşmesi çok düşük. Ben annemin 89 yılında giydiği kazağı hala giyiyorum. Kendimden çok havalı bir örnek oldu. Şaka bir yana. Şaka bir yana. Jane Fonda bir aktivisttir. O da mesela yıllar önce giydiği kıyafetleri giyer. İşte 70 yılında giydiği kıyafeti bir daha giyebiliyor. Evet, %100 katılıyorum. Beden ve fizik ölçüleri çok mühim olmakla birlikte. Eğer kıyafetinize iyi bakarsanız annenizinkini, işte çocuğunuzunkini de giyebilirsiniz. O nedenle bir kıyafeti tekrar tekrar giymek gurur duyulacak bir şeydir. Sosyal medyada bir kere giyildi. Ay ben bunu nasıl giyerim demek üzülünecek, utanılacak bir şey değil. Aksine kıyafetinizi onurlandırmak ve tekrar giymek çok gurur duyulacak bir şeydir. Ben buna inanıyorum ve giyeni gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Bana da sürdürülebilir bir yaşamdan çok geliyor mesela böyle fotoğraflar. İşte annem düğününde giymiş, ben onu giydim. Ben annemin gelinliğini giyemedim ama annemin söz kıyafetini, işte anneannem dikmiş, anneannem terzi, onu ben günlük hayatta giyiyorum. Hiç de bir şey olmadı. Yaşını söylemeyeyim, hepimizin yaşı ortaya çıkmasın. Çok meşhur bir gri hırkam vardır benim yünlü annemden kalan. Onu giyiyorum. Bizim ülkemizde de çeşitli örneklerini görüyorsunuz. Biraz az tabii bizde eskilerin paylaşılması. Ama Oscar'larda özellikle vintage kıyafet dediklerimiz var olanın tekrar tekrar giyimiz. Kim Kardashian
Marilyn Monroe'nun asırlık elbisesi, 50, 60 yıllık elbisesini giyip mahvetti ama tam olarak kastettiğimiz bu değil. Ya evet, yani burada çok haklısın. Burada aslında kendimizin de bir sürdürülebilirliğinden bahsettim. Böyle aynı bedende kalmaya çalışmamız lazım, spor yapmamız lazım, dikkat etmemiz lazım ki daha uzun süre giyebilelim. Evet, güzel bir fikir. Sağlıklı beslenme. Ya tabii bunu yapabiliriz ama yani bunu yapabilmek için de işte yani annen işte o gri hırkaya iyi bakmış ki bu sana gelmiş. Veya işte sen bazı şeyler iyi bakıyorsun ki çok daha fazla giyiyorsun. Yani çünkü sonuç olarak ne kadar kaliteli olursa olsun doğru bir şekilde bakımlarını yapmadığın takdirde veya işte doğru bir şekilde kullanmadığın takdirde yani biraz önce söylediğin gibi işte topuklu ayakkabıyı sürekli işte olmayan bir yani uygun olmayan bir alanda giyersen o zaten muhtemelen bir süre sonra kullanım dışı kalacaktır. Daha uzun süre kullanmak için bu ürünleri bunlarla alakalı bir önerin var mı? Bunlarla alakalı ben birkaç postunu gördüm. Hatta denimle alakalı olanı da gördüm. Biraz onlardan bahsetmek ister misin? Ya, tabii ki çünkü almak bir şey değil, kıyafete bakmak önemli kısmı. Biliyoruz ki kapitalizm sizden devamlı bir şeyler almanızı ve bir şeyler kullanmanızı ister. Yani mesela ben en büyük karşı olduğum iki şeyi söyleyeyim kıyafet bakımıyla ilgili. Biri yumuşatıcı, biri kurutma makinesi. Kurutma makinesinde büyük linç yiyorum da yumuşatıcı konusunda biraz daha bakış açısı esnek. Kurutma makinesinde şöyle linç yiyorum, hayatımızı kolaylaştırıyor diyor. Yani sen de bilirsin ki denim pantolonlar önce böyle taş gibidir kumaşı onun. Onu biz tamburlara çarpa 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 o istediğimiz efektleri veririz. Çok efektliler de zaten daha çabuk eskir, yırtılır, bozulur. Kurutma makinesinin mantığı da bu. Kıyafetinizi çarpa 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 kurutuyor. Ve onu yaptığı sırada kıyafetin canını, tam olarak kıyafetin canını okuyor. Yani onu 5 sene giyecekseniz bir senede o kıyafet dikişleri yana dönüyor. Dönme dediğimiz. Çünkü kumaşların da hataları var ve kıyafet de sonuçta çok da böyle uzun ömürlü olacak bir şey değil. Ona iyi bakmanız lazım. İnsana bile kötü baktığınızda ömrünü kısaltıyorsunuz değil ki kıyafet. O nedenle kurutma makinelerine bir karşıyım. Kıyafet bakımıyla ilgili kıyafetin ömrünü kısalttığı için hiç mantıklı ve doğru bulmuyorum. Asarak kurutmak gerçekten bir çözüm. İkincisi yumuşatıcı. Neden ben kıyafetime ekstra bir yumuşaklık adı altında kimyasal daha vereyim? Çünkü koku dışında hiçbir esprisi yok. Bir deneyin. İlla yumuşatıcı kullanmak istiyorsanız beyaz sirkeyi tavsiye edebilirim yumuşatıcı gözüne. Ayrıca kıyafetiniz ne kadar çok kimyasalla maruz bırakırsanız rengi o kadar atar. Evimde hiç 60 dereceyle bir şey yıkanmadı. 40 ila 30 benim canımdır. Koyular, denimler 30, beyazlar 40'la yıkanır. Kısa programda yıkanır. Ne öyle çok uzun, 2,5-3 saat yıkamanızı gerektirecek kadar kirli. Yani hiçbirimiz madende çalışmıyoruz burada konuşanlar. Günlük hayatımızda kıyafetlerimiz o kadar kirlenmiyor. Bu bir. İkincisi, gerçekten 60 dereceler, 90 dereceler kıyafete hijyen veren, o suyun sıcaklığı kıyafete hijyen vermiyor. Sadece çok sıcağa maruz bıraktığınız için gene kıyafetinizin ömrünü kısaltıyorsunuz. 30 ve 40 candır diyorum ben. Hani pandemide herkes böyle bir çılgınlığa kapıldı. Ay mikroplar ölsün falan, hiç alakası yok. Aynı servisi alıyorsunuz makinenizden. Denim pantolonlarımın hepsini ters çevirerek düğmelerini kapatarak yıkarım. Çünkü renklendirme işlemi dışından yapıldığı için o renk, özellikle koyu renk, her şeyimi ters çevirip yıkarım ben. Renklendirme işlemlerini alması için, koruması için bunu yapıyorum. Benim en sevdiğim makine çalıştırma programı hassas program. Çoğu şeyi hassasla yıkıyorum. Tabii şunu söylemeden geçmeyeyim. Mutlaka etiket okumanız lazım. Mutlaka etiket okumanız lazım. Kuru temizleme kullanmıyorum. Çünkü kuru temizlemenin de çok böyle faydalı olduğunu düşünmüyorum kıyafete. Çoğu şeyi evde kuru temizleme noktasında yıkayabiliyorum. İpekli her şeyi evde yıkayabiliyorum. Hassas baktığınızda işte ne yapıyorum kendi adıma söyleyeyim. İpek bluzlarımı bir yastık kılıfının içine koyarak yıkıyorum. Böyle bir korkunç lekesi falan yoksa, hani bir havalanması isteniyorsa, yıllık kaldıracaksam yün kazaklarımı, ceketlerimi öyle. Şununla övünebilirim ki yani bu hayatta hiçbir şey, yün şeyimi çektirtmeden
yıkamayı başardım. Düşük derece candır. Hiçbir şeyimi çektirtmedim diyebilirim yani. Şimdi çektirip paylaşırmışım, gerçekten kendime nazar değdiririm. Kıyafetlerimi güneşe asarak kurutacaksam açık renkleri öne, koyu renkleri arkaya ve tersten asarım. Uçlarından asarım ki sallanarak kurusunlar, ömürleri daha uzun olsun. Ben ütüden çok haz eden bir insan değilim. Ütü de kıyafetin bir miktar, o basınçla ömrünü kısaltıyor. Olabildiğince kıyafetlerimi askıda kuruturum. Ütüye daha az ihtiyaç duyacak noktada diye sayabilirim. Evet, yani aslında üretim prosesindeki birçok böyle ilkeden de bahsetmiş oldun. Yani ne kadar çok işlem görüyorsa bir kumaş veya bir malzeme o kadar çok yıpranıyor ve o yüzden de söylediğin gibi ne kadar çok hani o şeyler de vardır ya işte 20 ev yıkamasına dayanır. İşte kurutma makinesindeki aslında mantık o. Eğer 20 ev yıkaması artık kurutma kullanıyorsanız 10 ev yıkamasına düşüyor. Yani en iyi ihtimalle o yüzden de gerçekten önemli bu tarz bilinçli tüketici olmak veya işte bu konularda bilinçlenmek gerçekten çok çok önemli. Ben son olarak bir aslında böyle çok güzel şeylerden bahsettik aslında ama bu sürecin içerisinde hani en başta da bahsettiğin gibi böyle bir alışveriş çılgınlığından buraya kadar geldin. Bu süreç içerisinde seni en çok zorlayan şey neydi? Yani seni en çok ne zorladı? Beni en çok ne zorladı dersen dışarının baskısı bir miktar diyeceğim. Ya en çok bunda zorlanıyorsunuz. Dalga geçiliyor, işte devamlı yorum yapılıyor falan. Bir noktadan sonra bir işi yaşıyorsunuz. Nasıl oluyor bilmiyorum. O işi geçtikten sonra zaten takmamaya başlıyorsunuz. Bu birincisi. Benim de alışveriş ata isteklerim geliyor. Benim de ay ben bunlardan bir sıkıldım yeter diyesim geliyor. Bu konuda şey diyemeyeceğim. Aa, açtım ben falan. Öyle bir dünya yok tabii ki. Ben de yeni kıyafetler alıyorum. Ben de şeylerden etkilenip yenisini alıyorum. Burada benim en büyük başlangıçtaki challenge'ım tekstilde çalışıp olabildiğince az kıyafet almak oldu. Orada da şey beni kolaylaştırıcım o sorudur. İstek mi ihtiyaç mı? Bunu istiyor musun, ihtiyacın mı var? Bunu alman gerekiyor mu? Yani gerçekten ölecek misin bunu almazsan sorusunu sormak çok büyük fark yarattı. Bir de benim motivasyonum hep şey oldu. Evet yapabiliyor musun? Almadan da oluyormuş. Bir ay almadan da oluyormuş. 2 ay almadan da oluyormuş. 3 ay almadan da oluyormuş. Hey maşallah aferin aslanım devam falan. Benim motivasyonum kendime oldu. Çünkü gerçekten kolay değil. Var olan alışkanlıklarınızı biraz daha azına çekiyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz psikolojik olarak başta. Ben alıyordum param da var. Niye almıyorum şimdi? Çünkü hakkın yok. Çünkü gerek yok. Çünkü evde yer yok. Eşyalara hizmet etmeyi bırakmaya geçtiğinizde zaten değişiyor her şey. Çünkü ne kadar çok eşyanız olursa evinizi o kadar çok temizliyorsunuz. Ne kadar çok eşyanız varsa dolabınızı o kadar topluyorsunuz. Ne kadar çok eşyanız varsa o sabah ne giyeceğinize daha zor karar veriyorsunuz. Ve sevdiğiniz başka şeyleri yapmak için daha az zamanınız kalıyor. Genelde o döngü vardır ya, kredi kartı borcu ödemeye çalıştığı için mutsuz bir işte çalışır. Mutsuz olduğu için alışveriş yapar gider biraz daha kredi kartı borcu yapar. Ya da arkadaşlarına kendini ispat etmek için parasını ödeyemeyeceği tatillere çıkar insanlar. O sarmalın dışına çıkmayı kolaylaştırıyor. Benim kredi kartım yok diyebilirim. Evet, çok uzun zamandır yoktu. En son böyle bir bankacının ısrarıyla ne olur Begüm alın siz kullanmayın. Hani benim bunu satmam lazım da falan şeklinde aldım ve kullanmadığım bir kredi kartım var evet. Ama çok uzun yıllardır kullanmıyorum. Bir şeyi taksitlendirmiyorum. Param varsa alıyorum. Bu dinamiğe geçtikten sonra gerçekten çok özgürleşiyorsunuz. Yani bir yere borçlu ve bağımlı olmadan yaşamak gerçekten hayat kolaylaştırıyor. Onun Kesinlikle. tadına bir kere varınca zaten bir daha bir şeyin challenge'ı kalmıyor. Umarım herkes de bu senin hayat tecrübelerinden, bu gittiğin yoldan gidebilir ve aslında sürdürülebilir bir yaşamı benimser diyorum. Ya ben bugün gerçekten çok keyif aldım. Yani zaten dediğim gibi daha öncesinden de seninle beraber çalışmaktan çok keyif alıyordum ama bugün böyle bu konuları konuşuyor olmak ve birilerine aslında bu konularla alakalı bir şeyler ulaştırabilme hedefi aslında beni bugün daha da keyifli hale getirdi. Çok çok teşekkür ediyorum.
bize katıldığın için. Tam olarak Bugün karşılıklı çok teşekkür ederim, çok sağ ol. gerçekten. Bugün Dünya Yaşasın diye sohbetlerimizin üçüncüsünü tamamladık. Yine canlı dinleyen konuklarımızın yanı sıra bu yayınımız yine Altın Yıldız Classics'in YouTube sayfasında da yayınlanacak. Umarım çok daha fazla insana ulaşırız bu güzel konularla. Biraz daha insanların hayatını değiştirmek için ufacık katkılarda bulunabiliriz diyorum. Umarım. Umarım. Gerçekten ve gerçek olduğunu görelim. Çok keyifliydi benim için de. Çok teşekkür ederim. Umarım daha fazla etkisini de birlikte yaşayıp deneyimleriz. Belki bundan sonrasında şey söyler olur. Bunun yorumlarında falan da YouTube'da da görürüz. Aa ben de onu yapıyorum, onu gördüm falan. Daha da keyifli oluyor öyle olunca. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda BRM Hazırcılık ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bu güzel ortamı bizlere sağladığı için, bu paylaşımı sağlamamız için, bize bu platformu oluşturduğu için. Yeni Dünya Yaşasın diye sohbetlerinde buluşmak üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir gün sen de kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok teşekkürler, çok sevgiler.